Tabii muhalefetten o açıklamaya da rakamlara da çok sert tepkiler var. Enflasyon en büyük halk düşmanıdır. Ve saray enflasyon canavarını bile isteye hortlatmıştır nokta. TÜİK'e göre aylık enflasyon %2,98 artmış. Yıllık enflasyonsa %73,5. Siz kendinizi kandırmaya devam edin. Az kaldı. Sandık gelecek. Bu aziz millet size gereken cevabı verecek. Son 24 yılın zirvesini gören Mayıs ayı enflasyonu muhalefetin gündeminde. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre bile %70 bandını kırdı. Muhalefet saray enflasyon canavarını hortlattı diyerek ses yükseltti. Artık kronik yüksek enflasyon dönemini yaşıyor, hiper enflasyon dönemine koşuyoruz. Bu ülke bunların hiçbirini hak etmiyor. Biz kontrolden çıkan bu enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceğiz. Muhalefete göre çarşı pazar enflasyonu açıklananın çok üstünde. Pazar tezgahlarında bir kilo peynir 100 lira. Pazar esnafı mutsuz. Tezgahların yanına yaklaşılmaz olmuş. Güya yaz geldi ama sebze, meyve ateş pahası. Türkiye dünyadaki en yüksek enflasyona sahip 4. ülke. Açıklanan Mayıs ayı enflasyonuyla da dünya listelerinde yerini korumaya devam etti. Ancak buna rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati yine şaşırtan bir açıklama yaptı. Bugün açıklanan enflasyon rakamları enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında %7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında %2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir. O sözlere tepki ise CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkına dikkat çekti. İşleri güçleri makyaj, göz boyama, enflasyon rakamlarıyla oynamak, emeklinin, ücretlinin, memurun, bu ülkedeki herkesin hakkına el uzatmaktır. Enflasyon rakamlarını düşük göstermek, çalışanlara yapılacak zammın üstüne çökmektir. Hırsızlıktır. Milyonlarca memur ve emeklinin asgari ücretlinin hakkını yemektir. Bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Zulmün daniskasıdır. Herkes merakla bekliyordu ve enflasyon rakamları açıklandı ama şaşırttı bu rakamlar. İşte bize detaylı olarak konuşacağız. Biraz önce aktardım. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul için açıkladığı oranda, ENAG'ın açıkladığı aylık enflasyon oranı da %5'lerde. Ama TÜİK bu ay enflasyonun %2,98 olduğunu duyurdu. Nasıl oldu bu? Bu orana nasıl ulaşıldı diye bakalım dedik. Ama detaylarına girdiğimizde de bu sefer işte hangi ürünün fiyatı ne kadar arttı, ne oldu onu gösteren o 400 ürünün olduğu bir liste vardı. Madde sepeti deniliyordu. O listenin de olmadığını, bundan sonra da artık yayımlanmayacağını öğrendik. Tabii kafamız karıştı. Zaten bir güvensizlik vardı TÜİK'e. Kılıçdaroğlu kapısına gitmişti. O kapıya kilit vurulmuştu. Şimdi arka arkaya iki bürokratın istifa ettiği konuşuluyor. Ne oluyor? Bu rakamları nasıl değerlendirmek lazım? Ekonomist ve CHP Parti Meclisi üyesi Müslüm Sarı bizimle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu kadar tartışmaların odağında yaklaşık olarak söyleyeyim %3 olarak açıklanan bir aylık enflasyondan bahsediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı'nın düşüş eğilimine girdi açıklamalarını görüyoruz. Bir şunu sorayım, siz şaşırdınız mı bu rakamları gördüğünüzde? Nasıl değerlendirirsiniz? Bir düşüş eğiliminde miyiz? Her şey çok iyiye mi gidiyor? Ben açıkçası rakamları görünce şaşırmadım. Şaşırmamamın sebebi böyle bir spekülasyon ya da manipülasyon olacağını bekliyordum. Çünkü çok kritik bir zamandayız. Önümüzdeki iki ayın enflasyonu, yani Mayıs ve Haziran ayının enflasyonuyla beraber Temmuz ayında geniş kitlelerin ücret zamları belli olacak. Siz de haberinizde işaret ettiniz. Hem belki asgari ücretli bir düzenleme olacak. Aynı zamanda memur ve memurların maaşları ile işçi ve memur emeklilerin maaşları belirlenecek. Dolayısıyla bu iki aylık enflasyonda bir manipülasyon olacağını ben bekliyordum. Aslında bir önceki ayda da bekliyordum. Enflasyonu daha çok Haziran ayından sonraki enflasyon rakamlarına yedirmek biçiminde bir manipülasyon olacağını bekliyordum. Şimdi bunun başka bir açıklaması yok. Piyasaya baktığımız zaman, yani bir defa piyasada bir beklenti anketi yayınlanıyor biliyorsunuz. Piyasa ajanlarının takip ettiği, izlediği, üst düzey yöneticilerden
önemli kesimlerin temsilcilerine kadar geniş bir seçkide bir enflasyon beklentisi açıklanıyor. Bu enflasyon beklentisinin ortalaması %5. En ağın açıkladığı enflasyonda %5'in bir miktar üstünde. İstanbul Türkiye'de en belirleyici olan kentlerden biri. Oradaki enflasyon oranı da %5 civarında. Dolayısıyla aslında buradan hareket ederek biz Mayıs ayı enflasyonunun 5'in üstünde olduğunu çok rahat tahmin edebiliriz. Ama bunun böyle yansıtılmadığını görüyoruz. Bunun bir nedeni az önce söylediğim gibi Haziran yani Temmuz ayında yapılacak zamları mümkün olduğu kadar düşük tutmak ve bu şekilde yola devam etmek. Şimdi biz bunun altında ne var diye baktığımız zaman da ölçebilecek olanakları da TÜİK'in bizim elimizden aldığını söyledik. Sağlama yaptığımız, baktığımız bir liste vardı, artık o da yok. Evet, yok. Yani çünkü enflasyon şöyle hesaplanıyor. Bir kentli tüketici tanımı yapılıyor. Bu kentli tüketicinin tüketim kalıpları belirleniyor. O tüketim kalıpları içerisinde her bir maddenin ağırlığı belirleniyor. O ağırlıklar da tabii zaman içinde değiştirilebiliyor, güncellenebiliyor. Ama bunlar şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılıyor. Bağımsız araştırmacılar ya da enflasyonu takip edenler hangi ürünlerde, hangi ağırlıklara göre ne kadar fiyat farkı olmuş izleyebiliyor. Dolayısıyla buradan teyit etme şansı olabiliyor. Ama TÜİK bunu kapattı. Üstüne üstlük TÜİK'ten son dönem istifaları da bunu ekleyecek olursak, yani doğrudan doğruya tüketici fiyatlarını hesaplayan ilgili kişilerin, yine daha önce istifa eden kişilerin hemen bu rakamdan önce istifa ettiğini de düşünecek olursak, burada çok açık bir biçimde bir manipülasyon olduğu sonucu çıkıyor. Bakın, manipülasyonu şuradan da anlıyoruz. Şimdi TÜFE'yi açıklıyorsunuz, bir de aynı zamanda ÜFE'yi açıklıyorsunuz. Yani üretici fiyatlarını da açıklıyorsunuz. Üretici fiyatlarındaki artış 8'in üzerinde. Yani TÜFE'nin beklentilerin altında kalmasının hiçbir gerekçesi yok. Üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatlar arasındaki makasın da açıldığını görüyoruz bir taraftan. Niçin peki enflasyonda artış hızında bir yavaşlama varsa üretici fiyatlarında bir yavaşlama olmuyor? Üretici fiyatların artış fiyatlarında bir yavaşlama olmuyor da tüketici fiyatlarında oluyor? Çünkü tüketici fiyatları üzerinden maaş zamları yapacaksınız. Maaş zamları yapacağınız için bunu baskılayacaksınız, düşük tutacaksınız. Ve bununla ilgili çalışan kişilerin, oradaki bürokratların üzerine de baskı uygulayacaksınız. Bizim istediğimiz rakamları açıklayın diyeceksiniz. Eğer sizin istediğiniz rakamları açıklamıyor olursa da bu sefer görevinden affını isteyeceksiniz. Şimdi bakın, AKP döneminin en büyük problemlerinden biri Türkiye'deki bütün kurumların kapasitesinin ortadan kaldırılmasıdır. Kurumların tamamen dejenere edilmesidir. Bunların en başında ekonomi kurumları gelir. Ekonomi kurumlarında en başında TÜİK geliyor. Bugün kimse TÜİK'in açıkladığı rakamlara inanmıyor. Maalesef. Sadece enflasyon için değil. Bakın, büyüme için de, aynı şekilde istihdam rakamları için de. Uluslararası karşılaştırabilir rakamlar üretmiyor artık Türkiye'nin istatistik kurumları. Dolayısıyla bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Gerçeği yansıtmadığını zaten biz piyasada da yaşayarak görüyoruz. Yani kimse geçen senenin fiyatlarıyla bu senenin fiyatlarını karşılaştırdığında hiç kimse bunun %100'ün altında olduğuna inanmıyor maalesef. Şimdi inanmıyor, güvenmiyor, ama siz de bahsettiniz, işte milyonlar bu şekilde zam alacak. Şimdi üstüne üstlük bir de Erdoğan 3 Aralık'ta konuşmuştu. Nurettin Nebati 2 Aralık'ta göreve gelmişti. 3 Aralık'ta Erdoğan'ın konuşması ortaya çıkmıştı. O yeni ekonomi modeline geçtiğimizi anlatırken zor olanı seçtik biz ama 4-5 aya toparlanacağız. 6 ay sonra da meyvelerini yiyeceğiz. Çin de böyle büyüdü demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi 3 Aralık, 6 ay geçti. Şimdi bir yandan diyoruz ki AKP sadece kendi 20 yıllık o döneminin rekorunu değil, önceki hükümetlerin de rekorunu kırdı enflasyonda diye bahsediyoruz. Diğer yandan bahsi geçen ekonomi modelinin ana hedefi aslında döviz, kur artsa bile ihracatımız artacak, cari açık kapanacak deniyordu. Ne oldu? Cari açık da bu hafta rekor kırdı. Ne oluyor böyle Sayın Sarı? Şimdi hükümetin kafasındaki model şuydu, yani bize sunulan model şu. Deniyordu ki ulusal parayı serbest bırakalım, ulusal para değer kaybedebilir, kaybetsin önemli değil. Bu bizim ihracatta rekabetimizi arttırır. Bizim ürettiğimiz ve yurt dışına sattığımız mal ve hizmetlerin fiyatı ucuzlayacağı için çok ciddi bir şekilde ihracatımız artacak.
İhracatımız arttıkça ihracat bedellerini de belli bir zaman içerisinde yurda getireceğiz. Yurda getirince döviz bollaşacak. Döviz bollaşınca bir müddet sonra döviz aşağıya düşecek. Fiyatlar genel seviyesinde aşağıya düşebilir. Biz ihracata dayalı bir büyüme modeli uygulayalım. Bunun için ne yapalım? Faizi de baskı altına alalım. Faizi de sabit tutalım ve küçültelim. Böylece insanlar tüketmeye başlasın. Peki şimdi sonuçlara bakalım. Bir, faiz oranları düştü mü? Hayır. Yani piyasa faizi, Merkez Bankası'nın faizi %14 ama bugün siz gidin bankadan kredi çekmek isteyin, %14'ten kredi kullanabilecek misiniz? Görün yüzde kaçtan kredi kullanabileceksiniz. Ya da tüketici kredi kartlarınızı vaktinde ödemediğinizde yüzde kaç faizle karşı karşıya kalacaksınız? Ya da hazine müsteşarlığı borçlandığında, hazine borçlandığında yüzde kaç faizle borçlanıyor? Bir defa birincisi faiz oranları düşmedi. İkincisi döviz düştü mü? Hayır, döviz de düşmedi. Zorla tutuldu. Arka kapıdan o kadar döviz satıldı Merkez Bankası tarafından. Evet. Dedik işte 15 bandında biraz tuttular. 16 bandında. Şimdi tekrar